know home. Times like this, you just take it slow. Fall asleep in the pillows. She got my heart in a chokehold. Zaten Çin'e geldiğimiz ilk zamandan beri biz Pekin'e mutlaka gitmek istiyorduk. Çünkü zaten Çin'e geliyorsanız bir Çin Seddi'ni görmeden ya da Pekin'i görmeden dönmemeniz gerekiyor. Bu arada Didem şu anda temelli olarak Türkiye'ye dönüyor. Çünkü o buraya bir dönemliğine geldi. Sabah 11'de biletimiz vardı. Hızlı trenle Pekin'e geldik. Ve bu arada çok çok büyük bir haber. Öyle bir haber ki Pekin'in bile önüne geçecek bir haberim var. Ben Türkiye'ye dönüyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu Perşembe günü benim İstanbul'a uçuşum var ve Pekin'den uçuşum var. Tıpkı Türkiye'deki üniversiteler gibi sömestr tatili var ve bu tatil 2 ay sürüyor. Hazır böyle bir tatil varken ben de gidip ailemi görmek istedim. Ailemle, arkadaşlarımla vakit geçirip birazcık böyle yemek vesaire depolayıp, giysi depolayıp Çin'e geri döneceğim. Ve biz Pekin'den aldığımız için uçak biletini, yani hazır buraya uğrayacağımız için birkaç gün burada gezip öyle Türkiye'ye dönmek istedik. Şimdi size odayı göstereyim istiyorum. Küçük mütevazi bir oda ve hazır böyle çok fazla yerleşmemişken, çok fazla dağıtmamışken odayı daha ilk girdiğimiz haliyle göstereyim. Böyle kapıdan içeri girdiğiniz zaman sol tarafta, yalnız oda turu videom aklıma geldi. Sol tarafta böyle banyo yapmışlar. Böyle gayet şirin, mütevazi. Bu arada oteller bayağı hesaplı Pekin'de. Gerçekten hesaplı. Yani Pekin normalde çok ucuz bir şehir değil. Banyo bu şekilde. Banyodan çıktığımız zaman televizyon ama büyük ihtimalle hiç açılmayacaksın. Su var, çaydanlık var. Burada bardaklar varmış. Teşekkürler. Didem geldi. Didem kapıyı açalım. Bırakın. Anne kedi var. Kedi yüzünden balkona çıkamadım. Kedilerden korkar mısın? Çok korkunç görünüyordu. Gel göstereyim. Ne gördün? Aslan mı gördün? Aslan gibiydi. Bundan korkmam normal değil mi? Kanka bu kedinin nesinden korktun? Çok tatlı. Sanki şurasında saçları varmış. Ya sana nasıl bakmış minnoş? İçeri alayım diye yalvardı. Korkmasam alırdım ama korkuyordum. Şu an inanır mısınız o kadar heyecanlıyım ki Türkiye'ye gideceğim için. Çünkü böyle vakit artık yaklaştıkça böyle şeyi falan düşünüyorum. İşte annemlerle böyle ilk karşılaştığım zaman nasıl olacak. Bir an önce gezelim, böyle bu iki gün geçsin ve uçağa bineyim, Türkiye'ye gideyim. Gerçekten ailemi, arkadaşlarımı çok özledim. Bir de ben buraya vize durumundan dolayı çok apar topar geldim. O yüzden çoğu arkadaşımla vedalaşamamıştım. Hatta ailemden bile görüşmeden geldiğim kişiler olmuştu. O yüzden de hani bu tatilde olabildiğince Türkiye'de çok fazla insanla görüşmek istiyorum. Olabildiğince hasret giderip Çin'e öyle dönmek istiyorum. O zaman sizinle bir sonraki yerde görüşürüz. Şu anda yemek yemeye gidiyoruz. Kahvaltı etmedik çünkü tren, aynen, ve tren burada asla beklemiyor. Hemen tren gidiyor yani. Ve treni kaçırsaydık düşünmek istemiyorum ne olacağını. Ben de düşünmek istemiyorum. Şimdi yemek yemeye geldik ve nereye geldik biliyor musunuz? McDonald's'a, ama o kadar açız ki yani ilk böyle tanıdık gördüğümüz yere kendimizi attık ve şu an tek istediğim böyle bir şeyler yiyip kendime gelebilmek. Şimdi karanlıkta çok çıkmaz ama McDonald's'ın dışını size gösteririm. Böyle dıştan bakıldığında o M harfini görmezseniz oranın McDonald's olduğunu hiç anlamazsınız bile. Böyle o kadar güzel böyle Çin mimarisi yapmışlar. Çok güzel ama. İçerisi böyle normal modern ama şey, dışarısı Çin mimarisi, gösteririm size de. Neyse. Yemek yiyip geliyorum. Thank you.
Bu arada biz tren istasyonuna indik ve metroyla oteli bulmaya çalıştık. Ve tam o sırada ufak bir sinir krizi geçirdik çünkü... Çok ufak çaplıydı. Çok çok ufak çaplıydı. Bilet almak istediğimiz makineler parayı kabul etmedi. Ve Çin'de de WeChat'te ve Alipay ile ödeme sistemi var. Bizim yanımızda da nakit para yok. Yani Çin'de zaten nakit para taşımanıza gerek yok. Çünkü her yerde böyle bir kod okutuyorsunuz ve oradan para bip bip diye böyle hemen ödenmiş oluyor. Bu makinelerde de WeChat ve Alipay sistemi yok. Çok ilginç yani Çin'de her yerde varken orada olmaması. Sonra bizim yanımızda da yani 100 yuan var ve 2 saat o 100 yuan'ı bozdurmaya çalıştık. Sonra metroda yürüyen merdiven yok. Metrolar çok eski, Pekin çok kalabalık ve bir türlü böyle şey yapamadık. Ekstra bir bilgi. Aslında orada paramızı bozdurabilmemiz için bir yer varmış. Ama o kadar kuytu köşede bir yerdeydi ki kesinlikle görülmedi. Yani ben görmedim. En son oraya gittiğimde işte hani Ankara'da Eko kartını doldurmak için şeylerde yer olur ya. Metro istasyonlarında. Onun gibi dikkat et kanka. Ay. Onun gibi bir yer. İnsanlar kartlarını dolduruyordu. Para bozuyor musunuz dedim, artık bezmiştim. O da dedi ki kayı. Olur dedi. Zaten metroda görüntüler çekmişti. Hemen hızlıca oraya gidelim. Didem'in konuşmasını dinleyelim. Baidu D2'yi yapandan Allah razı olsun. Öncelikle öyle başlamak istiyorum. Baidu D2 nedir? Baidu D2 nedir? Çin'de yerini bulabilmen için yapılmış bir harita, navigasyon sistemidir. Ayrıca sana her türlü şekilde yardımcı olur. Metro haritalarını gösterir, otobüs hatlarını gösterir. Burada metro, burada metro ağı haritasına baktık ve Arap saçı. Hiçbir şey anlamadım. Çoğu arkadaşım bana buradaki metronun çok rahat olduğunu, her yere metro ile ulaşabileceğini söylemişti ama bu kadar yorucu bir şey beklemiyordum ve bu kadar eski bir metro ağı beklemiyordum. Çünkü biz bu iki valizi kendi başıma, ben ve Betül, ikimiz taşımak zorunda kaldık bir merdivenle. Ve şey, ondan yürüyen merdiven yok. Evet. Yani şey, eski sistem tamamen. Aynen öyle, tamamen eski sistem ve ben hasta bir insan olarak bugün kondisyon çalışmış gibi hissediyorum yani. Kondisyonum yerinde bugün. Bana dedi ki kamerayı aç dedi, konuşmak aç dedi, istiyorum dedi. Yani İçin, doğru düzgün dök. Bir hattın şeylerini, duraklarını yazmamışlar bir kere. Anlamaması insan çok normal. Şu tarafa bir baktım, ha dedim, Çankırı'ya tamam buradan gideceğiz. Aynı tarafta da yazıyor, diğer tarafta da yazıyor. Her yerde aynısı yazıyor. Bu taraftan gideceğim. Evet, oldukça küçük bir sinir kriziydi. Küçük bir sinir kriziydi yani. Küçük çaplıydı. Bir de böyle şey, yani şimdi bilmediğimiz yer ve çok büyük bir yer. Bir anda biz o istasyonun göbeğine düştük. Ve böyle şey gibi hissediyor insan kendini orada. Yani böyle kalabalığın ortasında kala kalıyorsun. Böyle hareket edemiyorsun yani. Ne tarafa gitsen bilmiyorsun. Çok kötüydü ya. Tıpkı şu videodaki gibi olduk böyle indiğimiz anda. Neyse, o zaman bir sonraki Tram Tower'da görüşürüz. Times like this, you just take it slow. Fall asleep in the pillows. She got me.